ne yapıyoruz? Annemlerle beraber çok güzel ıspanaklı börek sardık annemle şimdi. Böreğimiz hazır. Börek gözümüze az gelince bir de annem dedi ki kısır yapalım. Hemen üstüne bir de kısır yaptı annem, pratik annem. Hemen atom karınca. Şimdi böreğimizi götürüyoruz şeye, bahçede. Yani böyle çok uzağa gitmeyeceğiz. Bizim sitemizin kendi bahçesinde zaten böyle piknik masaları var. Eşim orada babamla beraber semaver yaktı. Biz de şimdi gidiyoruz sitenin bahçesinde. Bu yaptıklarımızı götüreceğiz. Burada yiyoruz. Yiyeceğiz. Aynen yiyeceğiz. Amidan da yiyecek. Şimdi çıkıyoruz işte evden. Aa, annem maskemi almamış. Hadi kendi kendine mi konuşuyor paşa? Hadi bas, sıfıra bas Amidan. Kız bunun ayakları da yanıyormuş ya. Ama kim aldı Amidan bu ayakkabıları? Babam aldı. Önden kısırlarımızı bir güzel yedik. Çayla beraber kısır iyi gitmez diye düşündük. Kısırı önden yedik. Şimdi çayımız da anca demleniyor zaten. Çayımız da demlenir demlenmez daha börekleri yiyeceğiz. Böreklerin daha tadına bakmadık. Güzel olmuştur inşallah. Ispanaklı böreği genelde çiğden yaparmış annem de. Bu defa içini böyle soğanla, zeytinyağıyla, salçayla kavurduk. Ondan sonra baharatla. Ondan sonra sardık. Bakalım böyle nasıl olmuş. Bence bir fark olduğunu ben düşünmüyorum ama. Çok güzel olur. Şansımıza da var ya hava bulutlu. Bakın göstereyim size. Bayağı bulutlu yani. Dün çok güzeldi. Yaz günü gibiydi ama bugün bulutlu bir hava var. Artık bakalım inşallah yağmadan tekrardan yukarı çıkarız. Annem diyor ki sizin bu olan enerji dolu maşallah vallahi diyor. Gerçekten ben şu an yalnız yürüyorum fark ettiyseniz. Eşim Ahmet Han'ın peşinden koşturuyor. Biz parkta yiyeceğimizi yedik. Ondan sonra da böyle bir çarşıya yürüyüşe böyle çıktık. Burada bir yürüyüş yolu var. Oraya doğru gittik. Bayağı bir yürüdük ya. Kaç tur attık hatırlamıyorum. Yediklerimizi eritmek için. Kısır eritmek kolay değil biliyorsunuz. Bulgurlar şişti midemizde. Neyse Ahmet Han da scooter'ıyla bayağı hızlı hızlı gitti önden. Şimdi artık evin bahçesine tekrardan geldik. Eşyalarımızı arabaya koymuştuk. Şimdi onları alacağız, yukarı çıkacağız. Bulaşık makinesi çalışır bıraktım, daha o boşaltılacak. Sonra buradan yukarı çıkardıklarımız doldurulacak. Sevmediğim işler.
oğlumu tutuyorum. Ben Ahmet Han'ı tutuyorum. Ben Ahmet Han'ın yanındayım. Ben de dedeyi tutuyorum. Hadi bakalım. Ben oğlum kazanacak. Tamam. Baba, bu bir kalp işareti. Bu bir kalp işareti olmuş baba sonrası. Ya, oğlum bir tane baba. Baba hayır. Sırayla. O zaman şimdi bu. Tamam bekle. Tamam bekle. Yine gitti yine. Hadi yine baba. Gitti yine. Baba bu dede çok zor yere vuruyor. Ay. Yavaş. Gidecek şimdi hepsi. Tamam. Aferin tamam. Benim oğluma. Tamam ara sıra eline. Vur yavaş vur. Yavaş vur. En zor yerlere vuruyor. Dur. Haydi dede düşürdü. Biz kazandık. Ahmet Han kazandı. İşte bu. Atı düşürdü bak. Dede sen kaybettin. Ahmet Han. Şimdi bir kere ben dedeyle oynayabilir miyim? Uçan yeri kaldı. Tamam abi dur. Dur bakayım kim kaybedecek. Baba ben merak ediyorum. Dur be. Baba. Dur çıkalım. Dur ben kaybetmeyeyim diye, altı ben tutarım diye. Babacım zaten. Şu an sıra sende. Şimdi bizimkiler burada. Bize Atom muydu aşkım bunun adı? Evet, Atom. Ahmet Abbas'tır. Atom yapacaklar bize. Ver bakayım bir kere ben bunu bastırayım. Bir kere ben bastırayım. Bırak bakayım. Şimdi bugün biz çok yorulduk. Bugün bayağı bir yorulunca bunun bize iyi geleceğini düşünüyoruz. O yüzden böyle atom karışımı bir şeyler yapalım istedik. Nar ve portakal mı var sadece? Nar ve portakal yapıyoruz. Tam kış, kesinlikle tam olması gereken vitaminler içerisinde. Şimdi onu içeceğiz. Ben de onu içmeden önce eşim onu sıkarken ben de çerez falan hazırlayayım. Ben de çerez hazırlayayım. Bir sürü çerez var. Hepsi balkonda biliyor musunuz? Balkonu ben ardiye gibi falan kullanmaya başladım artık. Şu köşe tarafı biraz tabii serin içeriye göre. O yüzden özellikle şurası doldu gittim oraya doldurdum birazında. Şimdi oradan alıp geleceğim. Bütün çerezleri, karışıkları, fıstıkları hepsini koyayım. Böyle güzel olur atomun yanında. Metal uyumadan önce o da yemiş olur. Ondan sonra da onu uyuturum. Herkese günaydın. Bugün öyle makyaj, giyim, kuşam, kombi, mombin yok. Bugün burada böyle köle izavra gibi çalışacağız. Şurası benim arka balkonum. Böyle ilk kez bu kadar net görüyorsunuz siz bu arka balkonu. Burası inanılmaz dolu. Ne ararsanız var salı pazarı, bit pazarı kıvamında bir yer. Şimdi annemle beraber orayı birazcık düzene sokacağız. Annem buradan giderken anneme bir takım bir şeyler verip gönderttireceğim. Evi birazcık hafifletmem lazım. Tabaklarım fazla, bardaklarım falan var. Annem yine onlara da vereceğim, anneme götürsün istiyorum. Biliyorsunuz 2 ay sonra gerçek anlamda toplanmaya başlayacağız. O yüzden ufaktan işimizi kolaylatacak şeyleri şimdiden yapalım dedik.
Annem şimdi balkonu birazcık içeriye boşaltmaya başladı. Çünkü orada alan yoktu ayağımızı basabileceğimiz. Şu görmüş olduğunuz camlı dolap benim eski mutfağımda, bardak dolabımda. Ondan bir tane daha var, o da banyo dolabımda. O dolapları eşim bana attırmadı da sattırmadı da. Gittiğimiz yerde, yani yine batıda gittiğimiz yerde mutfakta dolap sıkıntısı çekersek kullanırız diye satmadık biz de. O yüzden şimdi onların içini falan filan toplayalım istiyoruz. Şu çekmeceyi de istemiyorum anne. Yeni evlendiğimde mutfağımda bu çekmeceyi de kullanıyordum. Ama şimdi bu çekmece mavi ya. O zamanlar şey vardı, mavi halım vardı. Mutfağım biraz maviydi. Mavi mutfak ben. Neyse onu kullanıyordum ya. Mavi mutfak ben. Gerçekten çok şaşırıyorum. Zevklerim o kadar çok değişmiş ki günden güne. Şurada görmüş olduğunuz katlı halıların hepsi mavi arkadaşlar. Benim evimdeki bütün halılar maviydi. Şimdi onlardan da kurtulacağım inşallah. Neyse lafı da çok fazla uzatıp sevim, burada... Sevim. Annem gitarımı buldu. Lafı da çok fazla uzatıp burada bütün işi anneme yaptırmak istemiyorum. Arkamda bütün işi yapıyor ben burada konuşurken. Sonra sizinle yine görüşürüz. Ben şimdi gidiyorum. Bugün inşallah sağ çıkarız bakalım akşama kadar. Burada annemle beraber koli yaparken havada sağlık ocağına gelmiş. Gelmişken aradı. Tabii ki de gel dedim. Hep beraber şimdi burada mola verdik. Annem dün bize kısır yapmıştı. Kek de ben yapmıştım. Keki de bendendi. O yüzden hemen hızlıca onlardan kalanları biz de mola vermiş olduk. Balkonda böyle aperatif yiyoruz. Kızlar şimdi Havva'yı gönderdim. Havva gitti. Burada da balkondan çıkan fazlalar var. Şunu, işte şu çekmeceyi falan filan bunları göndereceğim. Burada daha çok şey var. Yani o kadar çok şey var ki. Halılar, bilmem neler. Kullanmadım tüm ürünleri çıkardık balkondan. Balkon biraz ferahladı. Şimdi burayı da toparlayacağız. Buraya pırpırı çalıştırmayı düşünüyorum. O böyle burayı iyice süpürsün, silsin. İçerinin kapısını kapattım. İçeri silindi, süpürüldü. Misler gibi oldu. Mutfakta da şu var, bu benim kahvaltı takımım. Şöyle de göstereyim size hatta. Böyle peçeteli, meçeteli hepsi. Bu kahvaltı takımını hayatımda yaptığım en büyük hata olabilir kahvaltı takımı almak. Çünkü kullanmadım gerçekten. Sadece yük oldular bana. Böyle. Şimdi annem de dedi ki ben bunları kullanırım. Yeseni zaten hepsi gıcır gıcır kutusunda. Kullanmadım gerçekten. O yüzden şimdi bunun tabakları vardı benim dolaplarımda. Onları sarıp yerleştirelim istedik. Buraya onları yerleştireceğiz. Annem şimdi balkon süpürüyor. Oh, yani
Çoğu bitti, azı kaldı gerçekten işlerimizin. Ama taşınmak çok zormuş. Şimdi de kahvaltılıkları dolaptan çıkaracağız, saracağız, kutusuna koyacağız. Annem balkonu mis gibi süpürdü. Ben de burada çene çaldım. Şimdi işte tabakları çıkarayım da artık onları saralım bir güzel. Ay bak, tabaklar en üstte. Hatta bilerek en üstte koydum. Hiç kullanmadığım için yani. Anne. Onları, fincanlarını falan hele hiç ellememiştim. Bak. Keşke almasaymışız Serpil. Neyse. Olsun. Ama o zaman da böylesi modaydı Serpil. Moda muda. Ben taşınan adamım. Benim neyime? Kahvaltı seti, misafir takımı, günlük yemek takımı. Kaç çeşit takım almışım? Çaydanlığı da varmış. Bakın ben unutmuştum bile bunu ben. Çaydanlığını bile. Baksana. Ne üstü porselen, güzel. Altı emaye. Kız anne güzel oldu ha. Evet. Fincanları da şeye benziyor. Evet. Üstüne. Tabakları da bu şu desenli. Tabakları da bu desenli. Okay. Böyle. Güzel oldu. Oh. İyi, babamla baş başa kahvaltınızı yaparsınız artık. Zaten anne bunu kız tarafa aldı. Sen götür artık. Evet. 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 Öyle oldu. Doğru.